İflasın eşiğinde olan Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreou'nun Avrupa Birliği'nin mali yardım anlaşmasını referanduma götürme kararı siyasi krize dönüştü. İktidar Partisi üyesi 6 milletvekili başbakanı erken seçime gitmeye davet etti. Biri de istifa etti. Bu istifayla PAZOK 300 üyeli mecliste 152 sandalyeye geriledi. Kamuoyu göre halkın çoğunluğu Brüksel'de Avrupa Birliği ile yapılan borç indirimi anlaşmasını ülkenin bağımsızlığına vurulmuş bir darbe olarak görüyor. Zira Brüksel ülke ekonomisini sıkı denetim altına almayı hedefliyor. Başbakan Papandreou'nun referanduma gitme kararı oldukça şaşırtıcı. Durumu iyileştirmeye çalışıyor ancak asıl soru bunu başarıp başarmayacağı. Referandum yapılırsa ve sonuçlar olumlu olursa bu Yunanistan'da tüm sorunların çözüleceği anlamına gelmiyor. Referandumun ardından siyasi istikrarsızlık yaşanabilir. <laughs> Bu arada ordunun zirvesinde değişiklik yaşandı. 20. yüzyılda askeri darbelere çok da uzak kalamayan Yunanistan'da ordu komuta kademesinde beklenmedik değişikliğe gidildi. Başbakan Papandreou'ya en yakın isimlerinden biri olarak bilinen savunma bakanı Panos Beglitis, genelkurmay başkanıyla kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlarının istifasını istedi. Ve yerlerine yeni atamalar yapıldı. Bu problem... Referandumlarda yaşanan sorun insanların sorulara cevap vermemeleri. Çoğu zaman insanlar hükümetlerine evet veya hayır diyor. Başbakanlarına kırmızı kart gösterebiliyorlar. Bu durumda bu ihtimalde bulunuyor. Kamuoyu yoklamaları halkın çoğunluğunun mali yardım anlaşmasına karşı olduğunu gösteriyor. Papandreou'nun referandumla sorumluluğu halkın üzerine yıkmaya çalıştığı ileri sürülüyor. Hükümetle ilgili güven oylamasının cuma günü yapılması beklenirken referanduma Aralık ayında gidilmesi planlanıyor. <laughs>